O zaman geldik, ödül gecemizi devam ettirelim. Uzaklardan geldiniz dedik. Çok çeşitli alanlarda katılımlarınız vardı. Çok çeşitli dallarda gönderdiğiniz projeler vardı. Bunlar çok kıymetli jüri tarafından değerlendirildi ve bu salonda bulunan, salonda nerelerde oturuyorsunuz bilmiyorum ama hepiniz bu ödülü almaya değer göründünüz, layık göründünüz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Katkılarınızdan dolayı başarılarınızın devamını diliyoruz şimdiden. Ve ödül kategorimizde, paydaş ödüllerde ilk olarak Yaşatan Şehir Dalı'na ödülümüzü vereceğiz. Peki bu ödül kime gidiyor? Öncelikle bununla ilgili olarak da bir kısa bilgimiz var. İzleyelim ve daha sonra ödül sahibine takdim edelim. Evet, Umut Işığı Yaşatan Şehir Ödülümüz Tirebolu'ya gidiyor. Kıymetli konuklar ve Tirebolu Belediyesi'nin ödülünü almak üzere biz sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Tamam, peki. Ben burada neden duruyorum onu söyleyeyim. Aslında biz bir bilinç yaratmak istiyoruz. Burada mesela eğitim şehir deyince sadece bir şey böyle bir kurs açmak değildir. Topluma eğitmektir. Verdiğimiz mesajları o anlamda. Tirebolu Belediye Başkanımız hoş geldi. Ödül alması hikayesini hemen ben anlatayım ve takdim edeyim. Isırgan otunu bilir misiniz doğadaki? Isırgan otunu topluyorlar, bir lif yapıyorlar. Bu liften de Tirebolu Belediye bir bez üretiyorlar ve bununla ilgili bir akademik kurulla çalışıyorlar. Diğer paydaşları işin içine sokmuşlar ve bunların yörü altına katmanlar olarak dönüştürülmesi için adımları tek tek atmaya başlamışlar. Yaşatan Şehir'de bir işler aklıma gelir. Çok teşekkür ederiz. Biz her şeyden önce çok teşekkür ederiz. İlk Yaşatan Şehir'imiz. Ülkelerimiz sahibi olduğunuz için, bu üretim sistemini yaşattığınız için, katma değeri dönüştürerek kadın üçmüş iş gücü var bu işin içinde, kadın üçmüş iş gücüne dönüştürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Size örnek göstermekten gurur duyuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şansım ve İlçem telefonundan herkese hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. İlçemizin selamını getirdim. Bu ödülü almak çok güzel. Bizi onurlandırdı, duygulandırdı. Fakat daha güzel olanı burada bize sıcak yuvanızı açtınız, kalbinizi açtınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu projede amacımız şuydu. Geçmişte unutulmaya yüz tutmuş kadınlarımızın el örgülerini yüzüne çıkarmak, bir diğeri de evlerinde oturan bayan hanımefendileri istihdam sağlamak. İlk etapta 50 kişiye iş sahibi yapmış olacağız. Daha sonra da bu 200 kişiye kadar ulaşacak. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.